Kamurça hoş geldiniz sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi Parev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta da yine farklı konuklarla farklı konuları ele almaya çalışacağız. Tabii farklı konular dedik ama bugün programın yayınlandığı gün pazar ve pazar günleri artık Sedat Peker videosu günü oldu. Sedat Peker'in son açıklamaları, son iki videosundaki açıklamaları da bazen bir kısmı Ermeni toplumuna da değdi. Erhan Tuncel mevzularıyla tabii kendisi bunu yalanlasa da videolarında ve aslında bugün içerisinde işte bir yaptığı açıklamalar birçok noktada yeni şeyleri ortaya çıkardı. İki konuğum olacak. Bu hafta köprünün bir ucunda Doktor Yektan Türk Yılmaz, diğer ucunda da Ali Nozinyan olacak yine. Hoş geldiniz Ali Nozinyan, Yektan Türk Yılmaz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben hiç zaman kaybetmeden böyle hemen girmek istiyorum mevzunun derinlemesine. Çünkü bugün aslında biz bu programı yaptığımız gün, gündüz Baskın Orhan Hayko'nun konuğuydu. Orada da teşkilatı Mahsus Soy'u konuştular ve tarihten işte gelen bütün bu mafya, devlet, siyaset ilişkileri, hatta Erkacar'ın yorumuyla artık bu bir beşgen oldu. Bir işte askeriye vesaire bir beşgen oldu. Siz de seyrettiniz açıklamaları. Şimdi birçok şey söylüyor. Bu sefer Yektan'dan başlayayım Alin. Geçen programda senden başlamıştım. Yektan, sen ne düşünüyorsun şimdi? Bu açıklamalar, bir sürü şey saçıldı ortaya. Uyuşturucu ticaretinden silah ticaretine. İşte mesela Karabağ'da para olduğu için SİHA gönderdiniz, onun üzerinden para akladınız. Libya, Suriye, bir sürü şey. Vallahi sevgili Alin, biliyorsun şimdi bu sevgili Alis, bu sorduğun sorunun saatlerce sürebilir cevabı ve zaten saatlerce de haberciler konuşuyor vesaire, yorumcular konuşuyor. Evet. Ben daha çok, madem biraz tarih programı da yapıyoruz, biraz istiyorsanız tarihsel perspektiften şu anda neler, yani ne benzerlikler var, nerelerde kopuş var meselesiyle biraz başlamak istiyorum. Bugüne de getirerek, ama yani tarihe boğmadan. Tabii ki. Yani ilk başta şunu söylemek isterim ki yaşadığımız dönem mutlaka ki Türkiye ve geç Osmanlı tarihinin bir ihtimalidir, bir sonucudur. Hı hı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu gerçekten benzersiz bir dönem. Benim bildiğim, benim çalıştığım tarihte eşi benzeri görülmedik bir dönem. Yani mesela teşkilatı mahsuseyi alın, MAH'ı alın, işte ondan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alın. Bunların farklı faaliyeti. Mesela diyelim ki şeyden başlasak. Teşkilat-ı Mahsusa'dan başlasak, hı hı. Yani Teşkilat-ı Mahsusa tabii halen ne olduğu, ne bittiği, ne zaman kurulduğu, nasıl olduğu falan, halen bunlar tartışma konuları, ama yani şunu biliyoruz. Mesela Teşkilat-ı Mahsusa Sedat Peker gibi kişileri bünyesinde barındırdı. Yani başında Sedat Peker'ler olmasa bile barındırdı. Yani başına daha böyle partiye, İttihat ve Terakki'ye, Enver Paşa'ya çok yakın olan elit vardı, siyasi elit vardı. Hı hı. Ama Sedat Peker gibi kişiler vardı tabii ki. Daha da fenası, biliyorsunuz bunlar işte hapishaneleri boşalttılar. Kriminal kişiler vardı işlerinde. Ama şunu unutmamak lazım. Yani hiçbir zaman siz bir kişi bulamazdınız gibi organizasyonda çıkıp her şeyi deşifre edebilecek kadar her şeye hakim olsun. Hı hı. Yani şimdi öyle bir garip, gerçekten tarihte eşi benzeri olmayan bir durumla karşı karşıyayız ki, bir Sedat Peker ve karşısında koskocaman bir mekanizma olduğunu halen varsayalım diyelim ki, bir şey için bir mekanizma ve hepsini teşhir edebilecek, ifşa edebilecek donelere sahip ve bu donelerde ekseriyatla yanlış yaptığınız, sizin siyasetiniz bu oldu falan filan da değil, bildiğiniz yüz kızartıcı olması gereken türden faaliyetler. Yani dolayısıyla bu yönüyle çok 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 farklı bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ve hatta MIT'le, yani 60'lar 70'lerle de benzetilemeyeceğini düşünüyorum. Hatta 90'larla da benzetilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü geldiğimiz nokta itibariyle devletin bir istihbarat kuruluşu veya da devletin askeriyesi, JITEM'i, özel harp dairesi, artık ne diyorsanız, bütün karanlık elleri bile birileri kullanıyor değil. Muhtemelen bu kullanıldığı düşünülen eller artık devleti manipüle etmekte çok daha önemliler. Yani ilişki terse dönmüş durumda. Yani bu kişiler siyaseti belirliyorlar. Siyasetçiler mafyayı belirlemiyor, kullanmıyor, araçsallaştıramıyor. Bunu görüyoruz. Bir de belki uluslararası boyutunu muhtemelen konuşacağız ama sen değindiğin için hemen açmak istiyorum. Evet. Bütün Sedat Peker ifşaatından anlayacağımız çok önemli şeylerden biri, üzerinde durulmuyor. Ama
Azerbaycan'ın bir devlet olarak Türkiye siyasetine ne kadar, iç siyasetinde ne kadar önemli bir konuma geldiğini hatırlatıyor bize ısrarla ve maalesef bu yorumlarda genelde kaçıyor, analizlerde kaçıyor. Yani Azerbaycan devleti veyahut da devlet başkanı insan tutuklatabiliyor. İnsanları işte eğer Saygı Öztürk'ün Mehmet Ağar'dan aktardığına inanırsak insanları atayabiliyor, rica edip atayabiliyor. İşte efendime söyleyeyim iç siyasete müdahil olabiliyor. Yani velhasıl kelam kısacası şöyle toparlarsam şunu söylemek isterim. Türkiye yine geçmişten çok farklı olarak jeopolitik bir tektonik hareket yaşıyor. Nereye yönünün nereye yöneleceği belli değil ve sürekli uzun süreden beri kendisine bir tırnak içerisinde hami arar durumda ve Azerbaycan'la ilişkisi de muhtemelen sandığımız gibi yatay türden bir ilişki değil. Çünkü Türkiye'de güçsüz bir devlet yapısı var ve muhtemelen bu ilişkide de Azerbaycan tarafının eli daha yüksekte. Zaten her seferinde her videoda bir Azeri iş adamının ismi geçer hale geldi ya da bağlantıları bulunuyor. Yine bugün de işte bahsi geçerken işte Katar'da paralar aklandı, geliyor yatırım yapılıyor vesaire şeklinde açıklamalar da var. Alin sen ne diyeceksin? Bu şimdi seyrettik bugünkü açıklamaların ardından. Şimdi Yektan da bize bir tablo sundu aslında. Güzel bir çerçeve de çizmiş oldu. Sen neler söyleyeceksin? Bugün 8. bölümdü. Farklı bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ben. Yani o daha önce içerideki yolsuzlukları, pislikleri, devletin kirliliğini, kime ne yaptığını, güç odakları arasındaki ilişkileri anlatıyordu. Ama bugün artık Türkiye'nin dışına taştı. Yani sadece dış siyaset anlamında değil, artık uluslararası adalet platformlarında Türkiye'nin başını derde sokacak şeyler söyledi. Zaten dikkat ettiğinizse ben iki vurgu hissettim bugün. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Öncelikle videonun başından itibaren böyle sinirli bir şekilde yurt dışı bağlantılarıyla bu videoları çektiği yorumlarını işte güldü, dalga geçti, böyle bir şey olabilir mi dedi, ne CIA'yı dedi falan. Bu önemli bence. Yani orada çünkü geriliyor. İkinci olarak da ben devlete zarar verecek bir şey yapmam dedi. Yani devlete zarar verdiğinin farkında. Hatta son kapanışta bu olaylardan dedi, yani devlet zarar görse birkaç yüz milyon dolarlık dedi tazminat ödemek zorunda kalır dedi. O da bir şey değil dedi. Yani şimdi hem iddiaları koyuyor ortaya, o iddiaların akabinde neler yaşanacağını anlatıyor. Bir de maliyet raporu çıkarıyor. Çalışkan araştırmacı bir kriminal suçlu var karşımızda. Suriye'den bahsetti. Karabağ'dan bahsetmiş oldu. Daha doğrusu şöyle, yani bu yapılan sınır dışı operasyonlarında Türkiye'nin, devletin ne hedeflediğini anlattı. Zaten geçen videolarda da bu Vatan Millet Sakarya şeylerine, muhabbetlerine, edebiyatlarına inanmayın diyor. Şeyi söylüyor bugünkü mesajında, bence yani bizim için önemli olmayabilir ama kendisini izleyen milyonlar diyelim, artık milyonlara varıyor izlenmeleri. Bu insanlar için önemli bir şeydi, sorgulayın dedi. Siz dedi hiç kimseyi sorgulamadan inanıyorsunuz dedi. Benim dediklerimi bile sorgulayın dedi. Şimdi şu tarafı da var tabii ki. Bunlar söylediği şeyler çok büyük sırlar değil. Bir kısmı bilinen, bir kısmı tahmin edilen, bir kısmı yıllar boyunca dillendirilen şeyler. Ama kendisini izleyen kesim bu kadar büyükken o kesime bunların ulaşması, bilgi diyelim, iddia diyelim, bunların ulaşması önemli ve sonuçta daha önce biz bu iddiaları yorumculardan, gazetecilerden, konuyla derinlemesine ilgilenenlerden duyduk. Şimdi kendisi konunun parçası, faillerinden biri. Şu an çatırdayan bir düşmanlığa dönüşmüş bir ortaklığın parçası. Bize bu olayları ortaklardan biri anlatıyor. Yani Türkiye'deki son dönemdeki moda terimle kendisi itirafçı.
İtirafçı evet. konumunda. Ben bunları önemsiyorum. Benim ilgimi çeken taraf şu oldu. Ben artık, bu benim kişisel fikrim tabii ki, kendisinin bazı güvenceler aldığını düşünüyorum. Yani bu işbirliği şeklinde midir? Ortaklaşa yapılmış bir kurgu mudur? Bu yönde şu anda çok diyeceğim bir şey yok. Ama belli ki Sedat Peker bize anlatacağı şeyleri daha önce başkalarına da anlatmış. Ve bunu bu şekilde yaymaya karar vermiş diye düşünüyorum ben. Hatta yabancı basında bunun 12 bölüm olacağı söyleniyor mesela. Yani siz rastladınız mı bilmiyorum. Ben yerel basında böyle bir şey, Türkiye basında böyle bir şey görmedim. Özetle şunu demek istiyorum. Bugünkü programının sonunda Erdoğan'a elini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Evet. Haftaya abi kardeş gibi olsa da senle konuşacağız dedi. Artık alan çok daraldı. Hükümet için manevra yapacak az zaman var. Az bir yer var. Ben en azından Biden'la görüşmeyi bekliyordum. Yani ay ortasından sonra Türkiye'de bir şeylerin değişeceğini düşünüyordum. Ama belli ki o kadar uzamayacak. Ve Sedat Peker'in ilk talebi Süleyman Soylu'nun görevden uzaklaştırılması. Bunu açık açık söyledi. Görevden uzaklaştırılırsa duracak mı? Bildiği şeyleri anlatmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu da belli değil. Blöf de olabilir. Yani Süleyman Soylu'yu görevden alırlar. O yine anlatmaya devam eder. Şantaj böyle bir şeydir. Hiçbir zaman şey yapamazsınız. Nereye uzanacağını bilemezsiniz. Tabii burada şeye de dikkat etmek gerekiyor bence. Süleyman Soylu dediğimiz şey sadece Süleyman Soylu değil. Belli ki hükümette Süleyman Soylu'nun ve diğer isimlerin temsil ettiği güçlerden AKP'nin kurtulması isteniyor. Yani dikkat ederseniz attığı bir tweet vardı, dedi ki kolunuzu bacağınızı koparacağım dedi. Yani o Süleyman Soylu'nun kolu bacağı falan değil, o hükümetin kolu bacağı. Hükümetin kolu bacağı da işte bu bahsettiğimiz güçler diye düşünüyorum. Evet. Alin, buradan Yektan'a dönmek istiyorum. Yektan, şimdi Alin bu kol koparılacak olan kol ve bacaktan bahsedince şimdi şunu da düşünüyor insan. İktidarın, hükümetin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hep bir kolu bacağı bu mafya, kullanılanlar. İşte zamanında Topal Osman'dır. Daha sonra teşkil, yani daha o dönem teşkilatı Mafsa'dır vesaire. Sürekli böyle bir ilişki var. Şimdi biz de ikinizin de yorumlarından mesela artık mafyanın, hükümetin yani devletin mafya değil, mafyanın devleti kullandığı ve hakim olduğu şeyine de geliyoruz. Ve bu bir sürü yere yayılmış durumda. Bu nasıl, daha önce nasıl sonuçlanmış? Şimdi sen diyorsun böyle bir şey daha önce görülmemişti. Bir yandan bugün mesela Sedat Peker de bu sivil kanunun, sivillerle ilgili kanunun kendisi tarafından saraya önerildiğini, yani kendisinin bu şekilde gönderdiğini, haber gönderdiğini söylüyor. Dolayısıyla kanun çıkarabilen bir suç örgütü profili çiziliyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bugün mesela bir şey daha söyledi. Bir yandan Can Dündar'ı doğruladı diyorlar ama aslında Can Dündar'ı doğrulamadı. Tekzip etti. MİT tırları diye biliyorduk biz onları. Meğer MİT tırları değilmiş. Şimdi bu çok daha farklı bir tablo çıkartıyor karşımıza. Yani iş yapma biçimi, yani diyelim ki sonuçlar, belki daha önce de benzer sonuçlar, amaçlar umuluyordu bu gibi faaliyetlerde. Ama iş yapma biçimiyle kesinlikle ve kesinlikle emsalsiz bir vaziyetle karşı karşıyayız. Emsalsizden iyi bir şey anlaşılmasın. İkinci bir şey, tekrardan yine tarihi göndermelere başlarsak. Mesela soykırımı yapan, yani soykırımın mimarı olan şeylere bile baksak, isimlere bile baksak. Talat'tı, Bahattin Şakir'di, Enver'di vesaire vesaire. Bu kişilerle ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz. Çok korkunç insanlardı. Çok korkunç fikirlere sahiptirler. Çok korkunç bir dava tanımladılar kendilerine en son geldikleri yer itibariyle. Ama şunu diyemezsiniz mesela. Ya işte Talat bir yakınlık aldı, şuraya koydu falan. Böyle bir şey yoktur yani. Bu insanlar yani Türkiye'den, Osmanlı'dan kaçtıktan sonra birbirlerine sende para var mı falan diye mektuplar yazıyorlar. Yani buradaysa aslında
devlet efsunlu bir yer olarak bildiğimiz devlet alanını kuralları, kaideleri, rutinleri olarak var olduğunu düşündüğümüz devlet koridorlarının aslında tümden berhava olduğunun resmini sunuyor bize Sedat Peker. Hı hı. Ve şunu çok net anlıyoruz ki bir tek berhava olmuş bir devlet yok. Aynı zamanda o devletin artık yaralı ve güçsüz birbirinden hem çekinen hem birbiriyle düşman hem birbirine muhtaç bir ağ var karşımızda. Çok ilginç bir ilişki bu. Yani herkes birbirine düşman, herkes birbirinin ayağını kaydırmak istiyor ama herkes de bir yandan da birbirine muhtaç. Şöyle bir şey söyleyeyim ben mesela. Şimdi mesela şu anda Süleyman Soylu bir yandan Türkiye tarihinin görülmedik kadar güçlü bir İçişleri Bakanı. Öyle değil mi? İki kere görevden alınma durumundan yırttı. Ve tahminim o ki üçüncü sefer olduğu zaman kendisine emniyet müdürünün söylediği gibi görevden alsın da görelim diyebilir artık. O haddeye geldi. Yani çünkü hani evet bir yandan güçlü, çok güçlü gözüküyor. Hı hı. Öte yandansa kendi emrinde olması gereken bir emniyet müdürü alsın görevden de görelim diyor. Veyahut da Erdoğan her şeyi yapabilir görüyorsunuz. Ama bir yandan da açık açık Süleyman Soylu tehdit ediyor ve bunlara boyun eğmek durumunda. Geriye alalım. Ben Sedat Peker'in videoları çıktıktan itibaren yani bu yeni sezon videoları yani Balkanlardayken çektikleri videoları kastetmiyorum. Çektikleri video anı itibariyle ben zaten pazarlığın bittiğini düşünüyorum. Pazarlık bittiği için bu videoları çekmeye başladı. Ve burada bence bütün bu resimde ayrıca anlamamız gereken bir kişi, demin de söyledim, ilk turda da söyledim. Biz bir kişinin, bir bireyin, bir suç örgütü deyin, mafya deyin, ben bu terimlerin artık bugün Türkiye'de çok manalı olduğunu da sanmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü Sedat Peker'in bir haklı olduğu da biz Sedat Peker'e suç örgütü diyeceksek diğerlerine ne diyeceğiz? Yani bu pazarlık zaten bitmişti bence. Yani işlerin buraya geleceği de muhtemelen görünüyordu. Ama tabii ki bu yine de belli bir diyalog etrafında, her video sonrasında bir diyalogla gelişti. Ama toparlarsam zaten Ali'nin çok doğru bir kelimeyi kullandı, şantaj. Yani buradaki bütün hikayeyi bir çerçeveye koyarsak bilgiler sızdırıyorsunuz ve daha fazla bilgiler olduğunu da ima ediyorsunuz. Bunun ipuçlarını veriyorsunuz. Muhataplarınız anlıyor ve ona göre ayağınızı denk alın, ona göre davranın diyorsunuz. Ben başından beri zaten Sedat Peker'in ağacın gövdesine vursa bile en tepesini salladığını düşünüyordum. Ve bu kurduğu ilişkide de bakınız şimdi. Ben şöyle olduğunu da düşünmüyorum. Cumhurbaşkanından bir adım at falan beklediğini sanmıyorum. Cumhurbaşkanına da o şantajı sunuyor ve Cumhurbaşkanı'nın bu şantaja muhatap olabilir durumda olduğunu düşünüyor. Ve muhtemelen haklı. Hı hı. Yani çünkü istediği şeylerin alması ne demektir? Şu kadarı açıklamayla sen bu dediklerimi yaparsan diğerleriyle de bundan sonra istediklerimi yapmak durumunda kalacaksın. Ve muhtemelen zaten şu andaki bu blok dediğimiz, iktidar bloku dediğimiz artık kakafoni içerisinde işler muhtemelen insanların birbirlerinin ayağının altını yani ayağını kaydıracak bilgilere, donelere sahip olması üzerinden yürüyen yani muhtaçlık ilişkisi de bir dişlinin, bir mekanizmanın birbirini tamamlayan dişliler olarak değil, ona bir şey olursa o beni de yakar şeklinde. Yani bu bayağı biz artık fenomenal bir durum görüyoruz. Yani eşi benzerine hani bu Venezuela örnekleri falan bile bence burası için gayet bol örnekler olabilir. Daha yakından bakmak lazım ama en azından ülkenin kendi tarihi açısından emsalsiz bir durumla karşı karşıyayız. Yektan, bir taraftan da şu aklıma geliyor hep. Şimdi bu yorumlar sırasında Eser Karakaş paranın izini sürerseniz hepsini bulursunuz demişti. Bu böyle bir de zaten genel bir şey de var. Şunu düşünüyorum. Bu ilk mikro tarih çalışmaya başlayanlar işte Ümit Kurt olsun sen de yapmışsındır. Hep bu mal mülkün nasıl transfer edildiği üzerine 1915'te ve öncesinde kimden kime geçtiği üzerine çalışmaya başlayınca
sökük gibi gelmişti, geliyordu. Çünkü o belgelerin bazılarını yakmayı unutuyor ya da bilerek bırakıyor bir şekilde. Paranın izini sürdüğümüzde böyle bir şey oluyor. Şimdi de ortaya çıkıyor suçla. Ve tabii şimdi suçun ortağı olan, suç ortağından biri konuşunca diğeri de artık bunu inkar edemez hale geliyor. Gelen açıklamalara bakıyoruz. İşte Sadat'tan açıklama geliyor, Cumhurbaşkanlığından açıklama geliyor. Bunlar yalan dolan diye ama bir yandan da insanların yapılan anketlere göre %90'ı Sedat Peker'e güveniyor. Onun dediklerinin doğru olduğunu düşünüyor. Demek ki böyle bir şey yapabileceğini devletinin düşünüyorlar. Bu da çok büyük bir aslında başka bir sorun da getiriyor. Toplumla devlet arasında bir kopukluk olmuş. Uzatmadan oluyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Size ben soru sorayım. Eğer bu devlet mekanizması 15 sonrasındaki, 15 ve sonrasındaki mal mülk dağılımını, mal mülkün yani Ermeni malına el konulup bunun yeniden dağıtılmasını organize ediyor olsaydı sizce nasıl bir tablo çıkardı? Evet. Ben bir şey söyleyeyim size. İşte bu yani şimdi baktığınız zaman orada işte diyelim ki kendince bir nüfus yani çünkü bir davaya sahip olduğunu düşünüyor bu insanlar. Bunu yapanlar o dönem için. Çok evet. Korkunç bir davaları var ama bir davaları var. Ya şu anda muhtemelen 5 şirkete verilmiş olacaktı o mal mülkte. Evet. 5 şirkete ki belki de o dönemin 5 şirketine verildi. Tabii burada çok ilginç. Ama ben bir şey eklemek istiyorum. Yani lütfen. Gekten şey dedi, ona katılıyorum. Yani Talat işte Enver kendi yakınlarını kayırdılar mı? Tabii ki onlar daha ideolojik hareket ediyorlar. Kafalarında çok korkunç olmakla birlikte kendilerine göre çok parlak bir vatan tahayyülü var. Ona katılıyorum ama şeyi de unutmayalım. Yani bu kırıma, bu katliama, soykırıma karışan herkesin ucundan kenarından nasiplendiğini de unutmayalım. Yani o mal mülk ayrımı yapılırken de işte en çok öldüren, en çok olayı organize eden ama tabii ki şey değil yani kendi akrabası değil. O anlamda tırnak içinde daha hakkaniyetli bir bölüşme var. Yani o senin dediğin davaya ortak olanlar arasında. Tabii. Ama belki de şimdi şöyle bir şey var. Gelin o 15'ten başka bir 15'e bakalım. 15 Temmuz'a bakalım. Evet. Orada çökülen şeylere bakalım. Yani orada da bir hayli bir şey çöküldü. Orada da çökülen kim arasında paylaşılıyor? Gelin biz bu adamları, bu Gülencileri kanunsuzca, hukuksuzca tutalım, öldürelim, asalım, keselim, mallarına, mülklerine el koyalım projesine evet diyenler arasında paylaştırılıyor. Tabii ki daha dar. Ya da değil, bilmiyoruz. Yani mesela o gece çıkıp köprüde insanların boğazını kesenler ne kazandılar bilmiyoruz. Özetle şunu demek istiyorum. Bu ödüllendirme şeyi şeyde yok demeyelim. 1915'te yok diye mi demeyelim ama onlar daha ideolojikti. Yani daha fikir, tırnak içinde daha fikir adamıydılar. Bunlarda fikir yok. Bunlarda onu fikir söyleyeyim. Yok. Evet. Onu söylemiyorum zaten Ali. Yani söylemek mümkün değil onu. Evet. Muhtemelen tabii ki öyleydi. Tabii ki öyleydi ama yani mesela bu 15 Temmuz sonrası ilişkinde şunu biliyoruz ki bir kısım insanlar bu konuda yargılandı. Değil mi? Bir kısmı da bakan konumunda, bir kısmı da eski bakan olarak marina işletiyor. Yani demek ki kimlerin yapıp yapamayacağına ilişkin karar veren de bir mekanizma da var tabii ki. Ama o mekanizma tabii eskisi gibi yürümüyor ama tabii ki bu şeyi de görüyoruz yani böyle bir mal mülk şeyinde bu iktidarın yukarının tercihleri sonuçta böyle ve çok büyük de farklar var aslında. Yani. Burada bir parantez açayım mı? Çok belki çok konuşulmadı, yazılmadı bu konuda ama şu Marina, Yalıkavak Marina ile ilgili konuşurlarken mesela o Marina'nın el değiştirme öyküsünde de böyle bir şey var aslında. Çok iyi ileri gidilmiyor. Biliyorsunuzdur belki Mehmet Ağar'dan önce Marina Masimovlara geçişte iflas etme konumuna getirilen tırnak içerisinde Cevhi Kamhi. Türkiye'nin önde gelen Musevi ailelerinden birinle Profilo'yu kuran Jacques Kamhi'nin oğlu Cevhi Kamhi o aileden alınıyor. Yani tabii iflasa geldikleri için satmak zorunda kalıyorlar ama inanılmaz saçma bir rakama gidiyor. Ve Cevhi Kamhi bir süre önce, birkaç yıl önce bu konuda artık konuşmak istemediğini, hala haklarının gasp edildiğini vesaire söylüyor. Tarihlere baktığımızda da çok yani ilginç şeyler var. Bu devir teslim zamanında Masimovlara satılmasını önerdiklerinde aracı olan kişiler Mehmet Ağarlar, hemen öncesinde Jacques Kamhi'ye suikast girişimi kurtuldu. Jacques Kamhi ama suikast girişimi vesaire çok böyle yine böyle bir
hani el değiştirme hikayesi üzerinden bir gasp ve kimlere gideceği gibi de böyle bir parantez açmak istiyorum. Onu da görmezden gelmem. Çünkü hep hani Yalıkava böyle marinaya sanki hemen alınmış gibi, bir Azeri işar adamından oraya satılmış gibi gözükülüyor. Peki şimdi şöyle bir bölüm de açmak istiyorum. Biden görüşmesi var. NATO kapsamında bir görüşme yapılacak. Görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı'nın kendisi bölgeye gelmesine rağmen kendisi Türkiye'ye gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve yardımcısını gönderdi. CNN'e konuştu. Birkaç tweet attı. Sosyal medyada State.gov'dan da açıklama yaptı. Burada şey dedi. Bizim Türkiye'den istediğimiz noktalar bellidir dedi ve NATO toplantısına oraya yöneltti. Şimdi Alim biraz önce dedin ki o zamana kadar belki beklerdi ama ondan önce oldu şimdi. Bu şey mi acaba, bu konunun işte NATO toplantısı öncesinde Amerika'nın elini mi güçlendirdi? Bir de Biden'la zaten soykırım 24 Nisan'dan beri bir şey de var, bir sorun da var aslında. Türkiye ne vermeye çalışacak burada? Ne yapıp da geri çekebilecek? Böyle bir pazarlık da mı var? Ya benim anladığım şöyle, ben hep şöyle kurguluyordum. Yani bir taraftan Peker sıkıştıracak, daha sonra Biden da sert bir toplantı yapacak, istediklerini söyleyecek. Böyle bir pazarlık masası kurulacağını düşünüyordum. Çünkü ben biliyorsun yani en başından beri ABD ile Türkiye'nin bir yerde uzlaşacağını düşünüyorum. Yani bu böyle sürmeyecek. Ama bugünkü gelişmeden sonra da anladığım şu: Erdoğan Biden'ın önüne çıktığı zaman son derece sersemlemiş olacak. Yani demek ki planları bu. Çok zayıf bir Erdoğan olacak artık Biden'ın karşısında. Biraz kurgu benim düşündüğümden daha farklı gibime geliyor. Tabii bu arada bir Avrupa Birliği raporu var. Onu da göz önünde bulunduralım. Hepsini birlikte okuyalım. O da böyle köprüden sonraki son çıkış gibi. Ben onu şeye de bağlıyorum. Yani her sene gittikçe 2013'ten başlayarak ilişkilerin kötülediğine dair yorumlar olan bir rapordu. Ama sanki Biden gelince daha cesur bir rapor yazmayı raportörler kendilerinde hak gördüler. Hatta daha sonra oylamada son şekline karar verilirken taslakta, İşte liberaller Ermeni soykırımı noktasını eklettiler. Farklı noktalar. Yani oldukça güçlü bir şey ortaya çıktı. Ve özetle artık şunu diyor Batı: bizim kafamızdaki Türkiye bu istediğimiz gibi bir Türkiye. İnsan haklarına saygılı, kafasına göre hareket etmeyen, Rusya'yla bu kadar sıkı fıkı olmayan. Biz sizle temaslara başladığımız zaman, sizi NATO'ya aldığımız zaman, daha sonra Avrupa Birliği üyeliğine kabul ettiğimiz zaman, bizim sizin bu kadar sene içerisinde gelişeceğiniz ve farklı bir noktada olacağınız hayalimiz, hedefimiz vardı. Siz bu noktada değilsiniz. Artık hızlı bir şekilde aklınızı başınıza almanız gerekiyor. Yönünüze karar vermeniz gerekiyor diyorlar. Ve bence artık bu çok sert tonla söyleniyor. Ve ben bunun da bu şekilde olmasını demin dediğim gibi Biden'a bağlıyorum. Yani Trump dönemi bir kayıp dönem. Onunla Erdoğan kendi istediği şekilde ilişkiler kurabildi. Bütün dünya muzdarip zaten. Yani Amerikan halkı kendisi de muzdarip ama Türkiye'nin işine yaradı. Türkiye bölgede istediği gibi at koşturabildi. Son derece saldırgan bir dış politikayı yükseltebildi. Şimdi işte onun acısı yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Şimdi onları ödemenin vakti geldi gibime geliyor ve her alanda. Bakın bugün Suriye konusu açıldı. Karabağ'da işleri iyiye gitmiyor. Devlet Bahçeli'ye okulu açtırmıyorlar biliyorsunuz. Yani orada da hayaller sükute uğruyor. Hayal ettiğiniz gibi bir yer değil Azerbaycan diyor Aliyev onlara fark ettirmeden. Biz sizin desteğinizi aldık. 30 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik ama burası sizin anladığınız gibi milli ve yerli bir ülke değildir. Bizim Rusya'mız var, bizim iç dinamiklerimiz var diyor, onu da anladılar. Libya'da baskı gittikçe artıyor, orada kalmaları mümkün değil. Doğu Akdeniz'deki karşı blok geçen yazki gibi değil, oldukça güçlendi. Oldukça köşeye sıkışmış durumda Türkiye ve kendi de farkında. Evet, burada seyircilerimiz için bilgi verelim. Şimdi Şuşi'de yapmak istedikleri, MHP'nin önerdiği, planlarını hazırladığı, bütçesini biz vereceğiz dediği okul yapılamıyor.
Yani bunun yapılamamasını da bazı Azerbaycan'daki bürokratik yetkililere bağlıyordu ama bugün mesela sabah saatlerinde ilginçtir. Türkiye'deki işte ne diyelim Erdoğan'a yakın, hükümete yakın kanallara yapılan açıklamalarda Azeri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi niyetli bağışlar üzerine yapılacak hiçbir projeyi Azerbaycan reddetmez dedi. Şimdi bunu onlar iyi bir şey olarak yani A Haber'de bunu iyi bir şeymiş gibi lanse ettiler. Yani yapılabilir okul hala çökmedi projede. Ben ama şöyle okudum, yani iyi niyetli görmemişler bunu oradan bu yapılan projeyi. Aris, ben dün çok ufak bir not şeklinde sosyal medyada yazmıştım. Yani Bozkurt dediğimiz hareket Azerbaycan için bir tehdit ve bu gizli tehdit, böyle güvenlik raporlarına sızmış bir tehdit falan değil. Yani eski İçişleri Bakanı şey olduğu için, yani bu hareketin ne derler ona, temsilcisi olduğu için ve Aliyev'e tehdit olduğu için, yani bakın şuradan anlayın, bu hareket Aliyev'e tehdit. Çünkü Aliyev, baba Aliyev'e daha o zaman. Çünkü onun kafasındaki Azerbaycan öyle bir Azerbaycan değil. Tamam. Onunla aralarındaki, tırnak içerisindeki politik tartışma o adamın görevden alınmasına ve partinin kapatılmasına sebep oldu. Rusya'da hiç iyi bakmıyor Bozkurtlara. Birçok alanda şey yapılıyorlar, suçlanıyorlar. Ve şunu söyleyeyim, Avrupa Birliği son iki senedir gündemine aldı şeyin, Bozkurt hareketinin yasaklanmasını. Bu Rusya'nın gündeminde çok önceki senelerden var. Hı hı. Peki şunu da hemen, şimdi bu Avrupa Birliği raporunu denmişken Nacho Sanchez Amorun bahsettiği raporda Lilith Gasparyan'a konuşmuştu o zaman. Fransa'nın bu soykırım meselesinin eklenmesinde çok ısrarcı olduğunu söyledi. Mesela o da Avrupa Birliği'nin Türkiye ilişkilerine bakıldığında kötü polisi oynayan Fransa bu konuda onun ısrarcı olduğunu söylemişti ve Türkiye'ye de biz artık hani sözler istemiyoruz, reform yapacağım diye gelme, bize yap ondan sonra bakalım diye de mesaj veriyordu. Şimdi Biden görüşmesi öncesinde böyle bir tablonun oluşması uluslararası güçler açısından nasıl bir şey oluşturuyor? Bir Yektan, senden de dinleyelim. Çünkü bu böyle bu aslında böyle bir yayılmacı politika diyebileceğiz. Şimdi bir taraftan Turan'dan bahsediyor Sedat Peker, her tarafa gidiyor ama uluslararası alanda da giderek sıkıştırıyor. Efendim, şimdi bu Turan lafını ciddiye almak lazım. Yani ne anlamda ciddiye almak lazım? Turan olarak değil. Turan bir şeye oturuyor. Yani bir yere oturuyor. Bizim önceden Avrasyacılarımız vardı ya. Avrasyacı diye bir grup tanımlıyorduk. Hı hı. Şimdi Avrasyacı diye bir grup tanımlamak mümkün değil. Çünkü Avrasyacılar arasında neler çıktı değil mi? Bir Moskova'ya yüzü dönük olanlar var. Evet. Çin'e yüzü dönük olanlar var. Şimdi bu iki projede de çok böyle Turancılığa çok açık ittifaklar değil bunlar, takdir edersiniz ki haritaya baktığınız zaman. Turan başka bir yere oturuyor. Yani onun oturduğu yer Azerbaycan ve üzerinden kurulan ilişkiler. Yani böyle bir şey düşlemek, jeopolitik ütopya diyelim. Ve ilginçtir, Türkiye'de bugün, dünyada benzeri var mı bilmiyorum ama aşağı yukarı her çevrenin bir de jeopolitik paradigması var. Yani nece olmalıyız sorusu. Yani bu çok, hani Türkiye'de nasıl bir hareket, nasıl bir tektonik hareket yaşandığının ve yaşanacağının aslında bir emaresi. Yani mesela siz hatırlıyor musunuz, Türkiye'de sabah akşam kalkıp acaba Çinci mi olacak, Rusçu mu olacak? Zaten bir defa Çincilik diye bir şeyin ülkede propagandasının yapılıyor olabildiğini görmek bile akıl uçuran bir şey, nerelere gelindiği anlamında. Yani Türkiye biraz pusulasını kaybetmiş durumda. İkinci bir nokta, yani Amerika'daki yeni yönetimin, Biden yönetiminin Türkiye'ye doğrudan söylediklerini değil, neler yapacaklar, neler yapacağız, kendilerine hedef olarak ne belirlemişler dünya, yani diplomaside. Bakınız, o zaman bunların hepsi Ankara'yı derin kaygılandıracak önermeler. Yani nedir? Otoriter rejimlerle mücadele etmek, yolsuzlukla mücadele etmek, değil mi? Ayrıca Çin ve Rusya'yı yeniden, hani bu bir bunların bu Orta Doğu ve başka yerlerdeki, tabii biz çok böyle gündemimize gelmese de bile, Çin denizindeki gerilimler vesaire, oralarda durdurabilmek, engellemek. Şimdi bu noktada
eğer Sedat Peker olayına bağlarsak, Sedat Peker olayının arkasında olduklarını bilemem, söyleyemem. Öyle bir şey çok, yani bunu bir hamisi olarak bulunduklarını söyleyemem. Ama çok yakından takip ettiklerine hiç şüphem yok. Herkes de şunu biliyorsunuz zaten, hani dünyada artık haber olmadığı yer kalmadı bunun. Amerika'nın basınından öte Reuters, Times, her tarafta haber. Reuters videolarını tercüme ediyor. Efendim? Reuters videolarını tercüme ediyor artık. Tabii. Gayet de güzel tercüme etmişler bu arada. Harika tercüme eder. Yani hani genelde bugün bir mekanik bir kötü bir tat bırakır ağızda. Çok da iyi çevirmişler bu arada. Velhasıl şimdi Ali'ne şurada çok katılıyorum. Artık Biden karşısında çok çok takatsız bir Erdoğan'la karşı karşıya olacağını biliniyor. İkincisi Türkiye'nin bilemiyorum nasıl planlar yapılıyor ama anladığım kadarıyla bugün birkaç iktidara yakın, saraya yakın açıklamadan çıkarttığımız sonuç halledilecek türü. Yani bir şeyler de yapmayı düşünüyorlar sanırım. Bir hamle de yapmayı düşünüyorlar artık. Nasıl işte suikast mı yapmayı düşünüyorlar, Türkiye'ye getirmeyi mi düşünüyorlar, bilemiyoruz tabii birçok şey. Ama eğer Türkiye'ye diplomasi, yani Öcalan'ın getirilmesini düşünün 99'da, değil mi? Öyle bir kapasitede değil Türkiye. Ve bunu ABD başka yerlerin önüne götürdü, özellikle batılı güçlerin önüne götürdüğü zaman, eski müttefiklerin önüne getirdiği zaman, Biden kendi söyledikleriyle veyahut da Biden hükümeti kendi söyledikleriyle 180 derece zıt bir şey yapmaları gerekiyor. Ben bu olaya girebileceklerini, Türkiye'nin istedikleri gibi Batı'nın bir rol oynayabileceğini, bir konum alacağını sanmıyorum. İkinci şey de tabii ki şu da çok açık. Batı zaten yani hem Avrupa Birliği'ni hem Kuzey Amerika'yı, ABD'yi kastediyorum. Esas bir Türkiye'nin kullandığı, iktidarın kullandığı bir silah çok ilginç bir şekilde. Daha önce de bunu Ali'yle konuşmuştuk. Kendi varlığını kullanıyordu. Yani Türkiye'de bu dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye'de ne kadar takatsız, her an tepe taklak olabilecek bir iktidar olduğu zaten açık. Yani içerideki bağırtı çağırtı bambaşka bir tablo varmış gibi bir izlenim yaratsa bile. Şu anda dışarıdan bakıldığı zaman bence bu iktidarların gördükleri, vazgeçemeyecekleri bir iktidar, bir müttefik olarak Türkiye var. Ve bu Türkiye'yi rehin almış ve hamle yaparsanız, bakın bu elimde kalır diyen bir iktidar var. Yani zor bir şey. Türkiye'ye çelme takmak, Türkiye'yi şu anda yerle yeksan etmek çok işten değil. Ama İngilizce bir deyim var ya, too big to fail. Yani Türkiye'yi tabii ki bu iktidarlar, bu ülkeler bir tek şu andaki mevcut iktidar üzerinden düşünmüyorlar. Türkiye'de olmayan bir akılla düşünüyorlar, o da öngörülü, uzun vadeli, jeostratejik bir akılla düşünüyorlar. Ve çöken bir Türkiye'nin, tümden çöken bir Türkiye'nin, çöküşle ilgili de bir şey söyleyeyim. Nasıl bu rejim Türkiye'deki herhangi, geçmişte dediğim gibi ve geç Osmanlı dahil olmak üzere bir yönetime benzemiyorsa, muhtemelen gidişleri de benzemeyecek. Ve bu da ürkütücü. Nasıl bir çöküş? Yani çevreye bakarsanız, Türkiye'nin çevresine bakarsanız çok İlham kaynağı olamayacak örnekler var, Suriye gibi. Ve dolayısıyla bence Batı'nın elini kolunu bağlayan esas nokta bu. Ama şu anda tabii ki o görüşmede bir de Biden'da eklemek gerekiyor. Biden bu liderlere karşı çok, yani bu gibi liderlere karşı, Çin liderine, Putin'e, yüzlerine karşı çok sert olabiliyor. Bakalım Erdoğan bu görüşmeyi kaldıracak bir moral kondisyona bile sahip mi, onu da bile göreceğiz. Hı hı. Çünkü gerçekten çok ağır bir görüşme, bence onu bekliyor. Evet. Kaybetmek için çok büyük aslında. Too big to fail diyordun, evet, ya. Kaybedilebilmek için çok büyük bir koz. Evet. Yani Türkiye kendini bir anlamda böyle görüyor. Böyle de görüyorlar. Bir taraftan da bu sanki böyle 100 yıllık, 200 yıllık bir sorun. Hani doğuya mı batıya mı? Ne, yani Atlantik mi Orta Doğu'ya mı dönecek şeklinde şu da geliyor aklıma. Belki de Batı'nın kendiyle en iyi, en hızlı ilişki kurabildiği, en rahat ilişki kurabildiği dönemlerin içerisindeydi. Bu iyi ya da kötü anlamda bir şekilde ilişki kurabildiği bir dönem yaşadı zannediyorum. Ne diyorsun Halin? AKP'nin ilk döneminden mi, evet, bahsediyorsun?
Çünkü ümit vardı. Yani daha önceki hükümetlere benzemiyordu. İçten dinamikleri farklıydı. Sunduğu şeyler farklıydı Batı'ya. Kendi tabanını ve kendi ideallerini gerçekleştirmesi için eşitliği ve demokrasiyi yükseltmeyi hedefliyordu. Kendisine göre belki takiye yapıyordu. Belki gerçekçiydi. Daha sonra başka güçlere teslim olmak zorunda kaldı. Onu sadece kendileri biliyorlar. İşler düşünüldüğü gibi gitmedi. Ben bir şey demek istiyorum. Yani too big to fail, evet, ama orada senin dediğin gibi Türkiye'nin büyük bir ülke olmasından dolayı onu kaybetmekten üzüntü ya da korku duymuyorlar. O büyük şey yıkıldığı zaman altından çıkacak pislikten korkuyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, benim hesabıma göre Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabilirler. Yani İncirlik'se konu o başka bir yere taşınabilir. İşte o askerse NATO'nun güçlü ordu, o bir şekilde çözülebilir. Ama bunu bir şey gibi düşünün, kimyasal bir silah gibi düşünün. Yani patladığı zaman çok zarar verici bir şey. Yani Türkiye şu anda o durumda. Bunu da bir ameliyat gibi düşünelim ya da Yekta'nın dediği gibi bir bankaya giren bir soyguncu grubu gibi düşünelim, rehin almış. Bunu en kolay ve zarar vermeyecekleri şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani ülkenin kendisi de zarar görmesin. Çünkü yani burada hümanizm bir tavır yok. Hümanistlikle alakası yok. Ülke zarar gördüğü zaman çevresine de zarar verecek. Bu matematiksel bir şekilde nitekim veriyor bakın. Yani Sovyetler dağıldığından beri Türkiye her zaman işte Türkiye Cumhuriyetler hayalleri olduğu, Özal olsun, Demirel olsun, Ermenistan karşıtı ne kadar büyük söylemlerde bulundular, havalarda uçtular, küçümsediler, 3 tane misket bombası atarız dediler. Yani hiçbir zaman Türkiye öyle işte denildiği gibi, mesela bu Ermenistan'da da dillendiriliyor, Levanter Petrosyan diyor bunu, o dönem Türkiye diplomasisi diyor, çok normal. Hiçbir zaman öyle değildi. Hiçbir zaman Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye'yi eşit uzaklıkta iki ülkeler değillerdi. Ama hiç kimse de kalkıp Karabağ Savaşı'nı 30 yıl sonra canlandırmayı, bu bölgeye NATO ordusu sokmayı, cihatçı sokmayı aklından geçirmiyordu. Şunu demek istiyorum, buradaki bu nasıl adlandırmak lazım bilmiyorum. Yani bu zekasızlık, bu kendini bilmezlik, bu ayakların yere basmaması bölgeye de zarar veriyor. Yani geçen yaz yaşadık bunu. Yunanistan'a bir savaş açılmayacağının garantisini kimse veremezdi. O anlamda tırnak içinde bir sarhoşluk yaşadılar. Bu iyi bir yere doğru gitmiyor. Ne oldu senin dediğin gibi? Fransa o blokta Almanya gibi bir tavır takınmıyor. Tırnak içinde daha Türk karşıtı bir tavır takınıyor. Bazı şeylerin önünü almayı hedefliyor ama mesela Merkel gitmeyebilirdi. Almanya ile Fransa çekişebilirlerdi. Bu kadar Türkiye'nin önü kesilmeyebilirdi. Bunlar hepsi tehlike. Yani dediğim gibi yavaş yavaş bu ülkeyi bir kendine getirmeyi hedefliyor Batı. Kendi haline bırakılabilecek bir ülke değil Türkiye. Yani hep deniyor ya işte İran olur mu Türkiye falan. Yani Avrupa'nın bunu bekleyecek, Batı'nın bunu bekleyecek şeyi yok. Bu kadar büyük riske giremezler. Bir de ufak bir not için demek istiyorum. Yani Fransa'nın Ermeni soykırımını rapora ekletmesiyle Türkiye'de bu şey olarak algılandı. Yani işte Avrupa Birliği şeytanlığını, işte o Hristiyan kulübü olmasını tekrar gösterdi. Bu hiç Avrupa Birliği ilişkileriyle Türkiye'nin ilgisi yok. Bu son derece politik bir karar dendi ama anlaşılmayan bir nokta var orada. Ermeni soykırımını kabul et demek şu demek, inkarcılıktan vazgeç. Bu senin en büyük inkarın, ilk inkarın ve 100 yıldır bu çizgide ilerliyorsun. Kürt sorununda da bunu yapıyorsun, Alevilerle ilgili de bunu yapıyorsun, Suriyelilerle de ilgili yapıyorsun. Bu tarzını değiştir demek. Ne yazık ki Türkiye'de muhalefet dediğimiz kesim de bunu görmüyor. O anlamda da eleştiriler hükümetten farklı değil muhalefet cephesinde, evet, de. Muhalefet... Avrupa başka bir şey demek istiyor. Türkiye'yi artık terbiye etmek istiyor. 100 senedir olmadı, artık biraz daha sert konuşuyor, evet. Batı. Peki Yektan, senle başladık, senle tamamlayalım o zaman, süremizi de aşmışız. Çünkü son bir söz alayım senden de, sen neler söyleyeceksin, ondan sonra toparlayalım. Vallahi şunu söyleyeceğim, evet, yani bir defa şunu açıklık getireyim, yani bak, too big to fail derken çok umurumda olacakların şuydu zaten, aynısını söylüyorum zaten, Ali'ne daha önce de konuşmuştuk sanırım bunu bir röportajda. Yani mesele şu, ben o kadar ürkütücü şeyler söylemek istemiyorum fazla ama Batı'nın baktığın zaman sanırım Suriye
senaryosu akıllara geliyordur. 20 milyonluk bir Suriye'nin çöküşüyle baş edememiş, halen sindirememiş bir Avrupa ve bir Batı, 80 milyonluk bir ülkenin oraya gelmesini, o noktaya gelmesini Türkiye gibi bir ülkenin çok kaldırabileceğini sanmıyorum. Bir de Türkiye'nin belli bir limite geldiğini düşünüyorum. O limitte, yani bir yandan Türkiye'yi tabii bir demokrasi cenneti değil, hiçbir zaman olmadı. Çok korkunç tarihini hepimiz biliyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de bir de bir çoğulculuk geleneği var. Bu çoğulculuk geleneği birçok kesimi dışlayan bir gelenektir. Yani biliyoruz Müslüman olmayanların nasıl muamele gördüğünü, işte en azından Cumhuriyet dönemi içerisinde Kürtlerin gördükleri muameleyi vesaire, bunları biliyoruz. Ama bir limite daha geldi bence bu. O da Türkiye'de egemen grupların, kendi için egemen grubun efendi unsurunu, daha da doğrudan söylersem kendi iç çoğulculuğu. Onun bile kaldıramayacağı bir noktaya geldi. Yani biz artık Türkiye'deki rejimin sınırlarına, bence sınırlarına geldiğini içeride de tespit etmek durumundayız. Ve sanırım artık seçim tartışması apayrı bir tartışma, ama özellikle Sedat Peker'in salvoru altında da yaşamaya devam edeceğini görüyoruz. Bu çok, bu geçen gün sağlanan iç barış çok yanıltıcı bir iç barış. Yani kırık kolun altına bir tane idareten bir çubuk koymuş, sarmışsınız, bak kol sağlam oldu diyorsunuz, değil. Yani bu kangrenleşme belki de bütün vücudun kaybına kadar gidecek ve hatta en fazla bir hafta, iki hafta erteleyeceğiniz bir durum bu krizi. Ve şu durumda bence artık bu Türkiye'deki rejim için seçime varabilmek, seçime kadar ayakta kalabilmek büyük bir başarı olacaktır. Hı hı. Çok teşekkürler Yektan. Artık hani bu haftanın videosunu bu şekilde, bugüne kadar gelen videoları bu şekilde yorumlarımızla en azından gündeme getirdik, ama haftaya daha büyük bir şey bekliyor. Bugün kapattığı, Sedat Peker evet, kapattığında hesaplaşacağız Tayyip abi dedi. Yani artık senin de dediğin bu rejimin sınırlarına gelme noktasını da, nereye dayandığını da gösteriyor içeriden. Çok teşekkürler ikinize de katıldığınız için. Bu haftalıkta Gamurç'u burada tamamlamış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu haftada Gamurç'u bu şekilde tamamlayalım. Ali Nozinyan ve Doktor Yektan Türk Yılmaz konuğumdu. İkisiyle birlikte Sedat Peker'in videolarını Türkiye tarihinden, işte teşkilat-ı mahsusadan bugüne bir anlamda yaşananları, etkilerini, Biden görüşmesini, bütün bunları konuşmuş olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sıda Sütü'nün.